Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Game Booster'ın Firestorm G918 White Edition modeli beyaz RGB klavye ile birlikteyiz. Klavyemizi yeni aldık. Uzun zamandan beri beyaz bir ekipmana geçmeyi düşünüyordum zaten. Yavaş yavaş artık beyaz olmaya başladık. Bunu klavyeden başlayarak ilk adımı attık arkadaşlar. Hepsi burada üzerinden bir indirim yakaladım. Onunla birlikte klavyeyi aldık. Güzel de bir fiyata aldık. Şimdi bu klavyeyi incelemeye başlayacağız. İncelemeden önce hemen şöyle yani kutusuna bir bakalım neler varmış. Ona göre devamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen bu tarafta gördüğünüz gibi üstte bir Game Booster logosu var. Hemen onun altında mekanikal diye mekanik klavye olduğunu gösteren ibare var. Anti-ghosting özelliği var. RGB aydınlatması var. Şu şekilde klavyenin görünümü. Birazdan içini de açıp göstereceğim sizlere. Gaming mekanikal keyboard. Alüminyum kasaya sahip oldukça ağır bir klavye gerçekten. Alüminyum kasa olduğu için. Bunun yanında red switch olarak geliyor arkadaşlar. Ve full Türkçe klavye. Ü'dür, yumuşak G'dir, İ'dir, Ş'dir. Bu tarz harflerimiz mevcut klavyede. Onun haricinde şöyle arka tarafına döndürelim. Arka tarafında da yine klavyemizle ilgili bilgiler, kısa bilgilere yer vermişler arkadaşlar. Büyük enter tuşu, işte RGB aydınlatması, gold bir USB girişe sahip. Ben aslında kablosuz bir klavye bakıyordum ama bu şekilde numlock olan full bir klavye maalesef bulamadım arkadaşlar. Daha çok bu TKL dediğimiz yarım klavye, %60, %65 diye geçen klavyelerden vardı. Onlar da ben çok sevmiyorum, kullanamıyorum. Böyle büyük olması yani numlock olması benim için daha iyi oluyor. O yüzden bu şekilde bir klavye alma gereği duydum. Kablosuz değil ama olsun artık idare edeceğiz. Red switch ve güzel bir sesi var. Birazdan hepsini dinleteceğim sizlere. Kutumuzu açalım arkadaşlar. Şu şekilde açtığımız zaman bizi böyle bir görünüm karşılıyor ve içinden klavyemizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve kutuda herhangi bir şey şu anda yok. Bunu kenara atalım. Daha sonra koruyucu kılıfından klavyemizi çıkartıyoruz. Ve şu koruyucu kılıfını da atalım. Atmadan önce bunun içinde şu parçayı göstereyim sizlere. Tuşları sökmemize yarayan şu şekilde bir aparat kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Bununla rahatlıkla tuşları sökebiliyorsunuz. Hatta hemen şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bu şekilde geçiriyorsunuz ve çektiğiniz zaman tuş böyle geliyor arkadaşlar. Hemen şurada da sökmüşken switch'i göstereyim sizlere. Evet, red switch'imiz bu şekilde ve bunu da takarken mesela şöyle tuşu kenarından çıkartıyoruz bunu ve söktüğümüz yere getirip bastırdığımızda yerine oturuyor arkadaşlar. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu var. Garanti belgesi de aynı zamanda şurada tuşların fonksiyonları var. Bunların ne işe yaradığını gösteriyor. Özellikle bu RGB ile alakalı yönlendirmeleri sizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde gold bir USB'ye sahip belli oluyor sanırım sarılı ve onun haricinde oldukça güzel bir klavye görünüyor gerçekten. Yanında siyah mouse çok sırıtıyor. İnşallah yakın zamanda mouse'umuz da kablosuz white bir beyaz bir mouse'la değiştirmeyi düşünüyorum. Aklımda birkaç model var. Şöyle sizlere seslerini dinleteyim arkadaşlar. İlk önce tuşların nasıl ses çıkardığını. Bu şekilde gayet hoş, güzel bir sesi var. Alüminyum kasaya sahip dedik arkadaşlar. Klavyemiz gerçekten o ağırlığı hissettiriyor klavye. Alüminyum kasanın vermiş olduğu. Şu kısım, mesela şuralar alüminyum kasa arkadaşlar. Arka tarafına bakacak olursak bu şekilde bir yapıya sahip. Böyle silikonumsu bir yapı var. RGB'nin daha iyi görünebilmesi için. Şurada klavyemizin üst tarafını kaldırmamıza yarayan ayakları var arkadaşlar. Bunların ucunda da silikon bir
yapı var kaymaması için. Onun haricinde ayaklar inik şekilde böyle 4 tane kenarlarda silikon yine kaydırmaması için malzeme kullanmışlar. Klavyede 2 farklı RGB aydınlatma kısmı var arkadaşlar. Bunlardan birisi şu kenarlar, diğeri de tuşların içerisinde tamamen tuşların altından gelen bir aydınlatma mevcut. Uzatma kablomuzu da çıkaralım. 2 metreye yakın bir uzatma kablosu var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde örgü bir yapıya sahip kablo. Gayet güzel, kaliteli gözüküyor. Dediğim gibi 1.8 2 metreye yakın bir kablomuzun uzunluğu var. Şu anda sizlere RGB aydınlatmasını anlık olarak göstermek için açıyorum. Daha sonra akşam olunca da yine daha güzel bir görüntü almaya çalışacağım arkadaşlar. Oldukça fazla RGB modu var. Daha çözemedim. Ben daha öncesinde kargo ilk geldiğinde açıp bakmıştım keşfetmek için. Ama daha tam çözemedim. Alt tarafı ayrı RGB yanıyor. Üst tarafı ayrı. Onların bütün tuşlarını bu FN ve şuradaki tuşlarla kombinasyonunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda burada parlaklığımızı azaltıp artırma özelliği de var ok tuşlarıyla. Ve burada hızları var arkadaşlar. Hızlarını artırıp azaltabiliyoruz. Şu an kamerada görmüş olduğunuz dalgalanma, kamerada yani görüntü dalgalanmıyor aslında. Burada herhangi bir canlı da öyle bir sıkıntı yok. Sadece kamerayla çekim yaptığımız için haliyle öyle bir dalgalanma söz konusu arkadaşlar. Hemen şöyle birkaç tane modunu göstereyim ben sizlere. Mesela bastım. Şu anda mesela numlock yanıyor. Bu numlock'un açık olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda caps lock'ta açtığım zaman yine gördüğünüz gibi caps lock yanık kalıyor. Ve tekrar kapattığımda ışığı sönüyor. Bu modumuz mesela bu şekilde bastığımızda RGB olarak böyle dağılma şeklinde bir moda sahip arkadaşlar. Daha sonra şuradan bastığımızda yine gördüğünüz gibi bu şekilde modları var. Mesela bu modda da bastığımız tuşun sırasını komple yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunda da bastığımız tuşu kısa süreli olarak yakıyor ve daha sonra söndürüyor. Şöyle. Bunda da yanık olan tuşu söndürüyor. Daha sonra kendiliğinden yanıyor. Kısa bir süre sonra. Şu anda home tuşuyla, FN home tuşuyla yaptığımız bir kombinasyonda gördüğünüz gibi renkler tek tek yanıyor. Böyle nefes alma şeklinde. Mesela hızını artırdım şu anda. Daha hızlı yanıp sönüyor. Mesela azalttım. Biraz daha yavaş. Page up tuşuna bastığımızda Del tuşuna bastığımızda şu an mesela rainbow olarak bu şekilde soldan sağa bir geçişi var arkadaşlar. Tüm renklerin. Tekrar del tuşuna bastığımda şu an tek renk yanıyor. Evet, şu anda tek renk mavimsi bir rengi var. Ve bu da yine başka bir rainbow. Şu şekilde dönerek yanan bir efekti. Bunda da yine aşağı yukarı gidiyor sanırım. Bu da yine içeriden dışarıya doğru açılıyor. Şu şekilde ortadan başlayarak kenarlara doğru bir açılım sağlıyor. Bu da bütün tuşlar farklı farklı yanıyor. Hemen şu alt tarafın da efektlerini göstereyim. FN Page Down tuşuyla alt tarafın efektleri değişiyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde görüyorsunuz ve şöyle alt tarafını da göstereyim yine. FN Page Down yaptığında şu anda tek renk döngü şeklinde yanıyor. Bu da nefes alıp verme şeklinde. Şu da tek renk arkadaşlar. Şu anda sanırım en güzel rengi bu şekilde. Mavisi mavi tonda, açık mavi tonda bir renge sahip arkadaşlar. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Havanın kararmasını bekleyeceğim. Hava karardığı zaman güzel bir görüntü almaya çalışacağım sizlere. Bütün modlarıyla alakalı. Akşamki görüntülerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu sonlandırmıyorum. Klavyenin RGB görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar.
Podcast'ın ilk